yepyeni bir günde, keyifli bir yaz sabahında, dışarıda çok sıcak ve güzel bir hava var efendim. Baharlı Güzel Şeyler programıyla sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 10.30'u gösteriyor. 12.30'a kadar birbirinden değerli konuklarla da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şu an öncelikle özetlerimizi izleyelim, ondan sonra tekrar buraya geleceğiz. Baharlı Güzel Şeyler sağlıkta başarılı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Alparslan Baksu ile hamilelik ve adet harici kanamaları konuşuyoruz. Sebepleri, sonuçları, riskleri ve tedavi yöntemleri hepsi sağlık bölümümüzde. Dilime dolandı bir acı türkü. Ne de çok uzak. Halk müziğinin sevilen sesi yeni albümüyle birlikte Baharlı Güzel Şeyler stüdyosuna geliyor. Canlı yorumları ve yepyeni eserleriyle Uğur Kavcı bizlerle. Gidiyor kardeş, inan zoruma, çekerim ben beni. Hafif ve sağlıklı, yaz sıcaklarına uyan tatlar arıyorum diyorsanız sizler için harika bir menümüz var. Peynirli yaz türlüsü ve bulgurlu yaz pilavının tadına doyamayacaksınız. Uzak doğudan gelen Feng Shui yöntemiyle başarıya giden yol. Hayatınızın her alanında başarıyı yakalayabilirsiniz. Doğanın güçlerini dengeleyerek sağlık, zenginlik ya da kariyer sizin olabilir. Yüzyıllardır uygulanan bir yöntem Feng Shui. Nasıl uygulayacağınızı ve sonuçlarını Zeynep Akçay anlatıyor. Baharla Güzel Şeyler başlıyor. Baharla Güzel Şeyler başladı. Şu an kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Alparslan Baksu bizimle birlikte. Alparslan Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Keyfimiz yerinde. Her şey çok güzel. Bugün sizinle önemli bir konu konuşacağız. Doğum harici, hamilelik harici, anormal kanamalar ve evet, sebepleri hakkında konuşacağız. Ama öncelikle tabii biraz önce biz de konuştuk Alparslan Bey'le. Öncelikle normal kanamaları nasıl oluştuğunu ve sebeplerini bir açıklayın siz bize. Evet, bize bir anlatın. Kanama bozuklukları kadın hastalıklarından hekime başvurma sırasında bir numaraya almakta. Yani kadın doğum polikliniklerine başvuran kadınların bir numaralı şikayeti kanama bozukluklarıdır. Tabii kadın hayatının önemli bir bölümünde düzenli adetler söz konusu. Önce bu adetler nasıl oluşuyor? Onunla ilgili basit bir açıklama yapalım isterseniz. Beyindeki bazı merkezler yumurtalık ve kadın rahmi arasında bir hormonal ilişki var. Şöyle size şey yapayım. Şu tarafta gösterdiğim zaman olacak o iş. Beyin, yumurtalık ve kadın rahmi arasında hormonal bir ilişki var. Beyinden salgılanan bazı hormonlar yumurtalık üzerinde uyarıcı etki yapıyor. Bu uyarıyı alan yumurtalıklar özel bazı hormonlar sentezleyerek rahimi uyarıyor. Rahimin iç tabakasının uyarılmasıyla da bu rahim içerisindeki doku belli bir kalınlığa ulaşarak bir süre sonra adet kanaması şeklinde dökülüyor. Yani gösteremedik biz onu da, şöyle bir şey yapalım, bir yandan da parladı. Bu taraftan şey yapacağız. Ben de ona üzüldüm gösteremiyoruz diye. Şu parlamayı aldığımız zaman. Evet, şimdi şey yapabilirsiniz tekrar. Kadınlarda beyin, yumurtalıklar ve rahim arasında hormonal bir ilişki vardır. Düzenli olan. Beyinden salgılanan bazı hormonlar yumurtalıkları uyarırlar. Bu uyarıyı alan yumurtalıklar rahime uyarıcı etki yaparlar. Ve bunun sonucunda da her ay rahim iç darının dökülmesi şeklinde adet kanaması oluşur. Bu hormonal döngünün bir bölümünde aksaklık olması adetlerle ilgili hormonal bozukluklara bağlı kanama düzensizliklerini oluşturmaktadır. Tabii kanama bozuklukları sadece hormonal dengesizliğe bağlı oluşmaz. Çok bir sürü çeşidi vardır. Yaş gruplarına göre bu nedenler farklılık arz etmektedir. Örneğin ergenlik çağında kanama bozukluklarının önemli nedenleri farklıdır. Doğurganlık çağı dediğimiz ergenlikle menopoz arası dönemindeki kadınlardaki kanama bozuklukları nedenleri farklı. Menopoz sonrası kadınlardaki kanama bozukluklarının sebepleri farklıdır. Peki, şimdi hamilelik döneminde de normal kanamalar var, doğru mudur? Bir de böyle hamilelik döneminde normal kanama olmaz. Öyle gebe kalınmasıyla birlikte adetler kesilir tabii ki. Bazen hamileliğin erken döneminde üstüne görme tarzı dediğimiz
birkaç ay aralıklı adet kanamasından daha az bir kanama görülebilir. Hı hı. Fakat bu düzenli adet kanaması şeklinde değildir. Eğer böyle bir şey oluyorsa ortada ciddi bir sorun vardır. Veya tabii, bunların haricinde, sizin bu anlattıklarınızın haricinde de kanamalar ortada bir sorunun olduğunun en önemli, tabii, göstergelerinden bir tanesi. Normal dışı kanamalar. Biz en başta tabii şöyle bir baktığımız zaman, en başa dönersek, eğer ergenlik döneminde bir genç kızın adet dönemi haricindeki kanamalarının sebepleri neler olabiliyor ve sonuçları nasıl oluyor? Burada en önemli sebep hormonal denge bozukluğudur. Hı hı. Adet ergenlik dönemindeki bayanlarda kanama bozukluğu. Bununla birlikte tabii aklımıza doğumsal getirdikleri kanama pıhtılaşma bozuklukları ile ilgili hastalıklar gelmelidir. Bunun için kan tablosu incelenmeli. Kanama pıhtılaşma bozukluğu yaratacak bazı genetik hastalıklar var mı? Ne kadar sıklıkla görülüyor? Hangi? Yani bu ergenlik çağında bu tarz sıkıntılar ne sıklıkla görülür genç kızlarda? Yani ilk zaten adetlerin başladığı ilk 1,5-2 yılında, hı hı, kanamalar düzensizdir genellikle. Bu aks oturmadığı için, bu hormonal döngü kendi içerisinde düzenli olmadığı için tabii bu kanam genetik olarak gördüğümüz kanama pıhtılaşma bozuklukları çok sık görmeyiz. Çok sık değil, seyrek karşılaşırız. Peki daha sonra doğurganlık çağına döndüğü zaman bir kadın niçin bu tarz kanamalarla karşılaşır? Doğurganlık çağına geldiğimiz zaman yine bu hormonal dengesizliğe bağlı kanamalarla birlikte biraz organik nedenler ortaya çıkmaya başlar. Yani kadın genital yolundaki bir takım oluşumlar kanama nedenlerini oluşturmaya başlarlar. Nedir bunlar? Rahimin içerisinde yerleşen küçük polip dediğimiz iyi huylu tümörler, ayrıca miyom dediğimiz rahim duvarından kaynaklanan bazı tümörel oluşumlar. Şurada miyomları görebiliriz. Rahimin değişik yerlerinde yerleşmiş. Veya yine kadın rahminin toplam olarak büyüdüğü bazı hastalıklar vardır. Adenomiyozis deriz ona. Hı hı. Bu durumlarda da kanama bozuklukları görülür. Yine bu dönemde... İlk belirtisi midir yoksa ilerleyen dönemde mi ortaya çıkar? Yani bu tarz şeylerin daha seviyesinin ilerlemiş mi olması gerekiyor hastalıklarda? Örneğin polipler erken dönemde kanama bozukluğu yapma ihtimali yüksektir poliplerin, hı hı, ama bir miyomun yerleşim yeri önemlidir. Bazı miyomlar hiç kanama bozukluğu yapmaz. Örneğin şurada gördüğümüz gibi, gösterebiliyor muyuz burasını? Biraz önce gösterdik, tekrar alalım. Şurada gördüğümüz gibi rahimin dışına doğru büyümüş bir miyom, hı hı, ne kadar büyük olursa olsun hiç kanama bozukluğu yapmayabilir. Bu sadece ağrı şikayetiyle kadının başvurmasına yol açar, ama rahimin iç duvarına doğru yerleşmiş çok küçük bir santimlik bir miyom bile çok ağır, hı hı, kanama bozukluklarına yol açar. Bu nedenle patolojinin büyüklüğü kanama bozukluğuyla miyomlarda birebir ilişkili değildir. Miyomun yerleşimi daha çok önemlidir kanama bozukluğu için. Rahimin bütün olarak büyüdüğü durumlarda da erken dönemden itibaren aşırı kanama şeklinde kanama bozukluğu görülmektedir. Ayrıca kadın genital yolundaki kötü huylu hastalıklar, rahim ağzı kanseri gibi, rahim iç zarından kaynaklanan kanserler, rahim duvarından kaynaklanan kanserler, tubadan kaynaklanan, kanallardan kaynaklanan kanserler de yine kanama bozukluklarına yol açar. Ayrıca erken dönemde yumurtalıklarda hormon üreten bazı tümörler vardır. Bunlar da hormonal yolla kadında kanama bozukluklarına yol açabilir. Yani aslında düzenli adet bir şekilde kadının sağlıklı olduğunu göstergesi, düzenli olarak her ay belirli tarihlerde olan adetler, değil mi? Tabii ki bu çok önemli. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. 25 ila 35 gün aralığında 2 ila 7 gün kadar süren, ortalama bir adet gününde 3 ila 5 bet kadar maksimum kanaması olan bir adet döngüsü normal kabul edilir. Bu şekilde bir anamnez veren, bu şekilde bir adet hikayesi veren kadında biz kabataslak hormonal döngünün çok sağlıklı olduğunu, doğurganlıkla ilgili çok ciddi bir problemi olmadığını, ayrıca bu genital yollarda da çok önemli bir problemin olmadığını genel olarak söyleyebiliriz. Bu çok önemli bir konu.
Bu nedenle adet dışı kanamalar da bir sorunun olduğunu işaret ettiği için kadının hekime başvurmasını mutlaka gerektiren çok önemli bir problem. Evet. Peki polipler dediniz değil mi ilk başta? Polipler. Polip. Onlardan biraz bahsedelim. Sebeplerini, tedavi şeklini anlatalım. Evet. Polipler doğurganlık çağında ortaya çıkar daha çok. Menopoz sonrası dönemde de karşılaşıyoruz. Çoğunluğu iyi huyludur. Bazen bunun zemininde kaynaklanan kötü hastalıklar da, endometriyumla ilgili kötü hastalıklar da oluşabilir. Yerleşim yeri rahimin iç yüzeyinde ve rahim ağzına yakın yerlerde bulunabilir. Ultrasonografi ile ve muayene ile biz polipleri önemli oranda tanıyabiliyoruz. Ayrıca polipten şüphelendiğimizde muayene sırasında basit bir sıvı vererek rahim içerisine çok %99 oranında bu poliplerin teşhisini koyabiliyoruz. Tedavisi de poliplerin alınması. Rahim ağzında dış kısımda görünen bir polip varsa bunu zaten basit bir operasyonla çıkartabiliyoruz. Ama içerideki polipleri çıkarmak için son yıllarda özel ameliyat yöntemleri geliştirildi. Eskiden bu polipler körlemesine küretaj dediğimiz, yani herhangi bir şekilde gözle görmeden bu polipler küret dediğimiz bir takım aletlerle çıkartılmaya çalışılıyordu. Tabii bu poliplerin tamamının çıkartılmasına imkan sağlamayabilir ama histereskopi dediğimiz rahim içerisine uygulanan bir takım görüntüleme sistemleriyle aynı zamanda bu poliplerin veya miyomların tamamını özel aletler yardımıyla şurada gördüğümüz tarzda halkalar yardımıyla tamamını çıkartabiliriz. Tabii temel şey burada çıkartılan materyal mutlaka patolojiye gönderiliyor. Altta yatan başka bir problem var mı? İleri bir tedavi gerektirecek bir durum var mı? Bunu biraz önce söylediğiniz gibi ilk başta polipler kanamalarla da ortaya çıkabilir. Başka belirtileri nelerdir? Kadın neyden rahatsızlık duyar da? Daha önce adet ağrısı olmayan kadında adetler ağrılı olmaya başlar polipte. Belli büyüklüğün üzerinde olduğu zaman özellikle bir santimin üzerinde kısırlıkla ilgili bir takım sorunlara yol açabilir. Hamile kalmasını zorlaştırır. Düşüklere yol açabilir. Genel olarak adet ağrısı bir santimden daha büyüklüğe ulaştığı zaman adetlerde ağrı başlar. Ama kanama daha önemli bir belirtisi. Kısırlık sorunu polip ortadan kalktığı kaldığında tamamen ortadan kalkar. Polipe bağlı olan kısmı kalkar tabii. Peki miyomlara geçtiğimiz zaman, miyomların sebeplerine baktığımız zaman neler görüyoruz? Miyomlar da kadının rahim duvarından kaynaklanan iyi huylu olarak kabul ettiğimiz uğurlardır. Genellikle doğurganlık çağında oluşurlar ve östrojen hormonunun etkisiyle buradaki kas dokusunun büyümesi, lokal olarak büyümesi olarak kabul edebiliriz. Genellikle kadınların %15-20 kadarında, doğurganlık çağında kadınların %20 kadarında miyom vardır ama bunların çoğu sessizdir. Kendini yani birçok kadının muayene etsek tabii hiçbir bulguya yol açmaz, adet problemine yol açmaz, çocukla ilgili probleme yol açmaz, ağrıya yol açmaz. Özellikle küçük olanlar son derece sessizdirler. Biz kadını muayene sırasında hiçbir şikayet olmadan bize kontrol amaçlı gelen kadınların önemli bir kısmında miyom tespit ediyoruz. Bunların belli aralıklarla ultrasonografiyle takip edilmesi yeterlidir. Ama şayet kanama bozukluklarına yol açıyorsa miyom, aşırı adet kanamalarına, adet dışı kanamalara, ağrıya yol açıyorsa, alt karında idrar kesesine baskı yaparak alt karın şiddetli ağrılara yol açıyorsa, adet sırasında ağrı ve ilişki sırasında ağrıya yol açıyorsa, o zaman operasyon gerekmektedir. Miyomlara bağlı operasyonlar çok değişik şekillerde yapılmakta. İlaçla tedavisi mümkün değil, değil mi? Efendim şöyle, miyomların ilaçlarla kalıcı tedavisi mümkün değil. Şimdi genellikle kadınlarımız yumurtalıktaki kistlerle miyomları karıştırıyorlar. Basit kistler, yumurtalıktaki fonksiyonel kistler dediğimiz kistler ilaç ve takiple geçebiliyor. Fakat miyom kesinlikle ilaçlarla tamamen tedavi edilemez. Ama şöyle bir durum var. Bir kadın menopoza çok yakın bir dönemdeyse, önümüzdeki 6 ay 1 sene içerisinde menopoza girmesini öngörüyorsak yaptığımız tetkiklerde ve kadın ameliyat olmak istemiyorsa,
ameliyatla ilgili bir takım kontraindikasyon dediğimiz çok ciddi sıkıntılar yaratacak durumları varsa, o zaman zaman kazandırmak için kadını yalancı menopoza soktuğumuz ilaçlar var. Tabii bunlar bir takım yan etkiler yapıyor. Hı hı. Bütün bu biraz önce bahsettiğim beyin, yumurtalık ve rahim arasındaki hormonal dengeyi tamamen bloke ediyor. Yok ediyor, o zaman östrojen hormonu üretilmiyor ve bu miyomlar bir miktar küçülebiliyor. Ama bu küçülme hiçbir zaman için kalıcı olmuyor. Yani bu ilacın etkisi bittiği zaman tekrar miyom eski büyüklüğüne ulaşıyor. Bu tedavi bazen çok çok aşırı büyük ve operasyonda ameliyat kesi bölgemizi daha küçük tutabilmek için geçici bir küçülmeye ihtiyaç duyduğumuzda da kullanıyoruz. Örneğin kadında 10 santimin üzerinde miyom var veya birkaç tane büyük miyom var. O zaman bu miyomu biz operasyon yapıncaya kadar 3-5 birkaç santim küçültmek istersek bu tip tedavileri geçici olarak kullanıyoruz. 10 santimin üzerinde ne kadar büyük? Çok daha büyükleri olabiliyor. Yani 3-5 kilo ağırlığında miyomlar çıkarıyoruz tabii ki yani. Evet. Yani kişi hissediyor mu? Bazıları farkına bile varmıyor. Yani ben göbeğe kadar uzanan büyük bir karnında yumurtalık tümörü taşıyan kadının sadece gaz şikayetiyle hekime başvurduğunu biliyorum tabii ki. Yavaş yavaş büyüdüğü için eğer kadın kendisiyle ilgili vücuduna dönük çok fazla ilgisi de yoksa onu sadece biraz kilo aldım, sadece gaz şikayetim var gibi geçiştirebiliyor. Tabii kanama bozukluğu da yapmıyorsa, yani rahimin dışına doğru büyüyorsa kanama bozukluğu da yapmaz tabii. Dev bir miyom olarak size gelebilir hasta. İnanılmaz kötüymüş gerçekten. Burada tabii şunu anlıyoruz. Yani kontrollerin, rutin kontrollerin yine ne kadar etkili, önemli olduğunu da anlıyoruz bir yandan, değil mi? Tabii ki efendim. Yani biz doğurganlık döneminde ve menopoz sonrası dönemde kadınların yılda bir kez jinekolojik muayeneden geçmesini öneriyoruz. Bu muayenede meme muayenesi, beraberinde dış genital organların muayenesi, simir dediğimiz rahim ağzı kanseri oluşmadan önce hücre düzeyinde bize değerli bilgiler veren simir testini alıyoruz. Ayrıca ultrasonografi ile de rahimde, yumurtalıklarda oluşabilecek çok küçük değişiklikleri bile tespit edebiliyoruz. Genellikle bizim insanımızda hekime giderken şöyle bir korku oluyor. Ya bir şey çıkarsa? Yani aslında amaç da varsa bir şeyin ortaya çıkması. Çünkü basit problemlerin tedavisi gerçekten çok kolay oluyor. Geçen 15 gün önce bir hasta örneği vereyim size. 44 yaşında bekar bir hasta. Birkaç yıldır düzensiz adet kanamaları var. 1,5 aydır süren kanama şikayetiyle artık iyice vücudundaki kanın yarısı boşalmış olarak başvurdu bize. Bir hekim arkadaş göndermişti. Gerekli incelemeleri yaptık ve rahim kanseri tespit ettik kadında. Ameliyat için incelemelerimizi yaparken aynı zamanda yumurtalıklarında da, sol yumurtalığında da bir tümör tespit ettik. Ve operasyonu hazırladık. Operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi verdik hastamıza. Yaptığımız ameliyatın sonucunda kadın bu ameliyatla tamamen normal sağlığına dönüştü. Her iki yumurtalığında da yeni başlangıçlı bir tümör vardı. Onu ayrı bir tümör, rahim içerisinde erken başlangıçlı bir rahim kanseri vardı. Usulüne uygun ameliyat ettik ve ne radyoterapi ne de kemoterapi almasına gerek olmadan bu kadın takiple hayatını sürdürebilecek, hiçbir tedaviye gerek olmadan. Yani şunu söylemek istiyorum. Kanama bozukluklarını eğer ciddiye alırsak, hemen hekime başvurursak problemler çok çok başlangıç döneminde fark edilir ve o zaman tedavi gerçekten yüz güldürücü oluyor. Kişinin hayatına mal olmayan, çok çok büyük tedaviler gerektirmeyen. Tabii ki. Hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Evet, sesimiz duyulmuyor zannedersem. Birazdan tekrar dönelim. Tamam, öyle yapalım çünkü izleyicimiz hattımızdan düşmüş. Soruları olacaktı. Şimdi miyomlarda biraz önce söylediğiniz erken... Pardon, miyomların lafınızı kestim. Miyomların tedavisini çok anlatamadık galiba. Tedavisini sormuştunuz. Bir de şunu da sormak istiyorum hemen ek bilgi olarak da. Miyomların biz erken tanıda kaçırırsak,
En kötü deni, çünkü olumlu gibi geldi bana, iyi huylu dediniz. Bazen herkes de oluyor dediniz. Çok evet. Olumsuz bir durum yok. Miyomların olumsuz sonuçları ne olumsuz oluyor? Olumsuz sonuçları da var tabii. Yani takip sırasında bir miyom çok hızlı büyürse, birkaç ay içerisinde iki katına veya daha fazla büyüklüğe ulaşırsa, o zaman altta daha kötü bir problem olabilir. Yani miyomların başlangıcı da veya ileriki seyirleri sırasında kötü hastalığa çok çok düşük de olsa dönüşme potansiyelleri var. Yani tamamen yıllar boyunca hiçbir şey olmadan seyreder diye bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama genel olarak gördüğümüz tablo daha çok iyi huylu. Eğer miyom çok hızlı büyüyorsa bir kere mutlaka erkenden ameliyat etmek lazım. Ve ameliyat sırasında patoloji yapmak lazım ki o sırada operasyonun büyüklüğüne karar veriyoruz biz. Miyomların tedavisinde daha çok hastanın yaşı ve beklentilerine göre tedaviler değişiyor. Ve yine lokalizasyonuna göre dediğimiz, yani miyomun rahimdeki yerleşim yerine göre tedaviler değişiyor. Rahimin içerisine doğru büyümüş bir miyom, 4 santime kadar bir miyomu biz yine buradan karından kesmeden... Bu şu an gördüğümüz fotoğrafta 4 tane miyom var değil mi? Bir yukarı doğru büyüyor. Evet, evet. Bir rahim ağzına yakın, bir tane yan rahimin yan duvarında, bir tane de rahimin iç duvarına doğru hafifçe büyümüş miyom var. Değişik lokalizasyonlarda. Şöyle bir miyomu laparoskopik olarak da kapalı yöntemle rahatlıkla çıkartabiliriz. Karnı kesmeden bu miyomlar çıkartılıp vücut dışına. Peki miyomda çok uzun süre kontrol ettiniz ve herhangi bir şey yok. Büyüme yok. Söz konusu değil. O zaman operasyon yapıyor musunuz yine de? Yok, hayır. Sessiz kalıyorsa, büyüklükleriyle ilgili bası semptomları yoksa, kadında ağrı yoksa, cinsel ilişkide ağrı yoksa, kanama bozukluğu yoksa, sessiz seyrediyorsa miyomlarla ilgili bir operasyon gerekmez. Arife Hanım hattımızda. Alo. Alo. Arife Hanım merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya ben de şimdi tesadüfen açtım da sizi izlerken aynı şikayetler benim de var. Kanamalarım çok. Ve fındık büyüklüğünde bir miyomum var. Evet. Ama ağrılarım çok, çok aşırı şekilde ağrılarım var. Sanki çok affedersin, popom ve rahimim dışarı çıkacakmış gibi. Kızlarım da aynı benim gibi. Çok da doktorlara gittim. Onlar ne bileyim bir türlü bir çare bulamadım. Bir de kanama olduğum zaman çok aşırı şekilde böyle parça parça geliyor şey gibi, ciğer gibi. Kaç yaşındasınız? Ben 48 yaşındayım. 48 yaşındasınız. Kaç tane miyom olduğu söylendi size? Bir tane. Bir tane miyomum var. Fındık büyüklüğünde dedi. Fındık büyüklüğünde. Yerleşim yeri önemli tabii. Ameliyat önerdiler mi size? Hayır, hayır. Tedavi altındayım. Ben de gidip geliyorum. Simir testi falan veriyorum. Peki parça alındı mı? Alındı. Nasıl çıktı? O da iyi huylu çıktı. Yani gidiyorum ben bir 6 aydan bir, senede bir sefer gidiyorum. Şimdi tabii sizin muayenenizi yapmadığım için kesin yorum yapamayacağım ama eğer miyomla ilgili ameliyat önerilmediyse size kanamalarınızı düzeltici spiraller var. O altta yatan kötü bir hastalık yoksa o tarz spirallerle kanamanız azaltılabilir. Çok geçmiş olsun. Bir ayda. Çok geçmiş olsun. Yani ben arada şeyi de duydum, kızlarımda da aynı sorun var gibi bir şey. Evet, yani miyom tabii biraz genetik özelliği vardır. Yani eyvallah. Ailesel yatkınlık vardır. Annesinde miyom olan kızlarda biraz daha fazla olasılıkla. Peki miyom ne görüyor. Öneriyorsunuz? Çünkü bir doktor tedavisi görüyor zaten Arife Hanım bir yandan da. Şimdi yani bugün artık miyoma bağlı bir kanamayı tedavi edememek gibi bir şey söz konusu değil. Eğer kanama miyoma bağlı değilse kanamanın gerçek sebebi araştırılmalı. Rahim toplam olarak çok büyüdüyse... Çünkü ağrıların da var dedi. Ama fındık büyüklüğünde bir miyom ağrı yapma olasılığı çok yüksek değil. Tabii yerleşim yerine bağlı olarak yapabilir ama... Yani en nihayet operasyon önerilir. Eğer tıbbi tedavilerle geçmiyorsa... Başka sebep yatıyor altında olabilir. Tabii ki şey yani... Tabii ki kanamanın sebebi küçük bir miyom olmayabilir. Rahimin toplam olarak büyümesi dediğimiz adenomiyozis olabilir.
O tip durumlarda eğer kadın ameliyat olmayı istemiyorsa biz hormonlu spiraller var. Kanamayı azaltıcı ve hemen hemen tamama yakın kesici. Bu spiraller kadınlarda rahim alma ameliyatları ihtiyacını çok önemli oranda azaltmıştır. Son 15 yıldır falan kullanıyoruz. Bu tip tedaviler denenebilir. Hasta menopoza yakın bir hasta, 48 yaşında hatırladığım kadarıyla. Biraz önce söylediğim bu geçici menopoz tedavisi denenebilir. Eğer yine ameliyat olmak istemiyorsa, yani bu hastanın kanamasını tedavi etmek mümkün. Peki Alparslan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bize verdiğiniz değerli bilgiler için süremizin sonuna geldik bugün. Erken tanı için mutlaka senede bir kez en azından tabii ki jinekoloğa gidin dediniz. O önemliydi. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum. Bahar'la güzel şeyler devam edecek efendim. Kısa bir reklam aramız var. Kime dolandı bir acı türkü, ne de çok uzak. Halk müziğinin sevilen sesi yeni albümüyle birlikte Bahar'la Güzel Şeyler stüdyosuna geliyor. Canlı yorumları ve yepyeni eserleriyle Uğur Kavcı bizlerle. Gidiyor kardeş, inan zoruma, çekerim ben beni. Uzak Doğu'dan gelen Feng Shui yöntemiyle başarıya giden yol. Hayatınızın her alanında başarıyı yakalayabilirsiniz. Doğanın güçlerini dengeleyerek sağlık, zenginlik ya da kariyer sizin olabilir. Yüzyıllardır uygulanan bir yöntem Feng Shui. Nasıl uygulayacağınızı ve sonuçlarını Zeynep Akçay anlatıyor. Hafif ve sağlıklı, yaz sıcaklarına uyan tatlar arıyorum diyorsanız sizler için harika bir menümüz var. Peynirli yaz türlüsü ve bulgurlu yaz pilavının tadına doyamayacaksınız. Keyifli bir yaz sabahında dışarıda çok sıcak ve güzel bir hava var efendim. Bahar'la Güzel Şeyler programıyla sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 10.30'u gösteriyor. 12.30'a kadar birbirinden değerli konuklarla da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şu an öncelikle özetlerimizi izleyelim, ondan sonra tekrar buraya geleceğiz. Bahar'la Güzel Şeyler sağlıkta başarılı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Alparslan Baksu ile hamilelik ve adet harici kanamaları konuşuyoruz. Sebepleri, sonuçları, riskleri ve tedavi yöntemleri hepsi sağlık bölümümüzde. Dilime dolandı bir acı türkü, ne de çok uzak. Halk müziğinin sevilen sesi yeni albümüyle birlikte Bahar'la Güzel Şeyler stüdyosuna geliyor. Canlı yorumları ve yepyeni eserleriyle Uğur Kavcı bizlerle. Kardeş inan zoruma, çekerim ben beni. Hafif ve sağlıklı, yaz sıcaklarına uyan tatlar arıyorum diyorsanız sizler için harika bir menümüz var. Peynirli yaz türlüsü ve bulgurlu yaz pilavının tadına doyamayacaksınız. Uzak Doğu'dan gelen Feng Shui yöntemiyle başarıya giden yol. Hayatınızın her alanında başarıyı yakalayabilirsiniz. Doğanın güçlerini dengeleyerek sağlık, zenginlik ya da kariyer sizin olabilir. Yüzyıllardır uygulanan bir yöntem Feng Shui. Nasıl uygulayacağınızı ve sonuçlarını Zeynep Akçay anlatıyor. Bahar'la Güzel Şeyler başlıyor. Bahar'la Güzel Şeyler başladı. Şu an kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Alparslan Baksu bizimle birlikte. Alparslan Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Keyfimiz yerinde. Her şey çok güzel. Bugün sizinle önemli bir konu konuşacağız. Doğum harici, hamilelik harici, anormal kanamalar ve evet, sebepleri hakkında konuşacağız. Ama öncelikle tabii biraz önce biz de konuştuk Alparslan Bey'le. Öncelikle normal kanamaları nasıl oluştuğunu ve sebeplerini bir açıklayın siz bize, evet, bize bir anlatın. Kanama bozuklukları kadın hastalıklarından hekime başvurma sırasında bir numaraya almakta. Yani kadın doğum polikliniklerine başvuran kadınların bir numaralı şikayeti kanama bozukluklarıdır. Tabii kadın hayatının önemli bir bölümünde düzenli adetler söz konusu. Önce bu adetler nasıl oluşuyor? Onunla ilgili basit bir açıklama yapalım isterseniz. Beyindeki bazı merkezler yumurtalık ve kadın rahmi arasında bir hormonal ilişki var. Şöyle size şey yapayım. Şu tarafta gösterdiğim zaman olacak o iş. Beyin
yumurtalık ve kadın rahmi arasında hormonal bir ilişki var. Beyinden salgılanan bazı hormonlar yumurtalık üzerinde uyarıcı etki yapıyor. Bu uyarıyı alan yumurtalıklar özel bazı hormonlar sentezleyerek rahimi uyarıyor. Rahimin iç tabakasının uyarılmasıyla da bu rahim içerisindeki doku belli bir kalınlığa ulaşarak bir süre sonra adet kanaması şeklinde dökülüyor. Yani kadınlarda... Biz onu da şöyle bir şey yapalım. Bir yandan da parladı. Bu taraftan şey yapacağız. Ben de ona üzüldüm gösteremiyoruz diye. Şu parlamayı aldığımız zaman. Evet, şimdi şey yapabilirsiniz tekrar. Kadınlarda beyin, yumurtalıklar ve rahim arasında hormonal bir ilişki vardır. Düzenli olan. Beyinden salgılanan bazı hormonlar yumurtalıkları uyarırlar. Bu uyarı alan yumurtalıklar rahime uyarıcı etki yaparlar. Ve bunun sonucunda da her ay rahim iç darının dökülmesi şeklinde adet kanaması oluşur. Bu hormonal döngünün bir bölümünde aksaklık olması adetlerle ilgili hormonal bozukluklara bağlı kanama düzensizliklerini oluşturmaktadır. Tabii kanama bozuklukları sadece hormonal dengesizliğe bağlı oluşmaz. Çok bir sürü çeşidi vardır. Yaş gruplarına göre bu nedenler farklılık arz etmektedir. Örneğin ergenlik çağında kanama bozukluklarının önemli nedenleri farklıdır. Doğurganlık çağı dediğimiz ergenlikle menopoz arası dönemindeki kadınlardaki kanama bozuklukları nedenleri farklı. Menopoz sonrası kadınlardaki kanama bozukluklarının sebepleri farklıdır. Peki, şimdi hamilelik döneminde de normal kanamalar var, doğru mudur? Bir de böyle hamilelik döneminde normal kanama olmaz. Öyle gebe kalınmasıyla birlikte adetler kesilir tabii ki. Bazen hamileliğin erken döneminde üstüne görme tarzı dediğimiz birkaç ay aralıklı adet kanamasından daha az bir kanama görülebilir. Fakat bu düzenli adet kanaması şeklinde değildir. Eğer böyle bir şey oluyorsa ortada ciddi bir sorun vardır. Veya tabii, bunların haricinde, sizin bu anlattıklarınızın haricinde de kanamalar ortada bir sorunun olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Normal dışı kanamalar. Biz en başta tabii şöyle bir baktığımız zaman en başa dönersek eğer ergenlik döneminde bir genç kızın adet dönemi haricindeki kanamalarının sebepleri neler olabiliyor ve sonuçları nasıl oluyor? Burada en önemli sebep hormonal denge bozukluğudur. Ergenlik dönemindeki bayanlarda kanama bozukluğu. Bununla birlikte tabii aklımıza doğumsal getirdikleri kanama pıhtılaşma bozuklukları ile ilgili hastalıklar gelmelidir. Bunun için kan tablosu incelenmeli. Kanama pıhtılaşma bozukluğu yaratacak bazı genetik hastalıklar var mı? Ne kadar sıklıkla görülüyor? Hangi? Yani bu ergenlik çağında bu tarz sıkıntılar ne sıklıkla görülür genç kızlarda? Yani ilk zaten adetlerin başladığı ilk 1,5-2 yılında kanamalar düzensizdir genellikle. Bu aks oturmadığı için bu hormonal döngü kendi içerisinde düzenli olmadığı için tabii bu genetik olarak gördüğümüz kanama pıhtılaşma bozuklukları çok sık görmeyiz. Çok sık değildir, seyrek karşılaşırız. Peki daha sonra doğurganlık çağına döndüğü zaman bir kadın niçin bu tarz kanamalarla karşılaşır? Doğurganlık çağına geldiğimiz zaman yine bu hormonal dengesizliğe bağlı kanamalarla birlikte biraz organik nedenler ortaya çıkmaya başlar. Yani kadın genital yolundaki bir takım oluşumlar kanama nedenlerini oluşturmaya başlarlar. Nedir bunlar? Rahimin içerisinde yerleşen küçük polip dediğimiz iyi huylu tümörler, ayrıca miyom dediğimiz rahim duvarından kaynaklanan bazı tümöral oluşumlar. Şurada miyomları görebiliriz. Rahimin değişik yerlerinde yerleşmiş. Veya yine kadın rahminin toplam olarak büyüdüğü bazı hastalıklar vardır. Adenomiyozis deriz ona. Bu durumlarda da kanama bozuklukları görülür. Yine bu dönemde... İlk belirtisi midir yoksa ilerleyen dönemde mi ortaya çıkar? Yani bu tarz şeylerin daha
seviyesinin ilerlemiş mi olması gerekiyor hastalıklarda? Örneğin polipler erken dönemde kanama bozukluğu yapma ihtimali yüksektir poliplerin. Hı-hı. Ama bir miyomun yerleşim yeri önemlidir. Bazı miyomlar hiç kanama bozukluğu yapmaz. Örneğin şurada gördüğümüz gibi, gösterebiliyor muyuz burasını? Biraz önce gösterdi, tekrar alalım. Şurada gördüğümüz gibi rahimin dışına doğru büyümüş bir miyom, hı-hı, ne kadar büyük olursa olsun hiç kanama bozukluğu yapmayabilir. Bu sadece ağrı şikayetiyle kadının başvurmasına yol açar, ama rahimin iç duvarına doğru yerleşmiş çok küçük bir santimlik bir miyom bile çok ağır, hı-hı, kanama bozukluklarına yol açar. Bu nedenle patolojinin büyüklüğü kanama bozukluğuyla miyomlarda birebir ilişkili değildir. Miyomun yerleşimi daha çok önemlidir kanama bozukluğu için. Rahimin bütün olarak büyüdüğü durumlarda da erken dönemden itibaren aşırı kanama şeklinde kanama bozukluğu görülmektedir. Ayrıca kadın genital yolundaki kötü huylu hastalıklar, rahim ağzı kanseri gibi, rahim iç zarından kaynaklanan kanserler, rahim duvarından kaynaklanan kanserler, tubadan kaynaklanan, kanallardan kaynaklanan kanserler de yine kanama bozukluklarına yol açar. Ayrıca erken dönemde yumurtalıklarda hormon üreten bazı tümörler vardır. Bunlar da hormonal yolla kadında kanama bozukluklarına yol açabilir. Yani aslında düzenli adet bir şekilde kadının sağlıklı olduğunu göstergesi, düzenli olarak her ay belirli tarihlerde olan adetler, değil mi? Tabii ki bu çok önemli. Hı-hı. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. 25 ila 35 gün aralığında 2 ila 7 gün kadar süren, ortalama bir adet gününde 3 ila 5 bet kadar maksimum kanaması olan bir adet döngüsü normal kabul edilir. Bu şekilde bir anamnez veren, bu şekilde bir adet hikayesi veren kadında biz kaba taslak hormonal döngünün çok sağlıklı olduğunu, doğurganlıkla ilgili çok ciddi bir problemi olmadığını, ayrıca bu genital yollarda da çok önemli bir problemin olmadığını genel olarak söyleyebiliriz. Bu çok önemli bir konu. Bu nedenle adet dışı kanamalar da bir sorunun olduğunu işaret ettiği için kadının hekime başvurmasını mutlaka gerektiren çok önemli bir problem. Peki polipler dediniz değil mi ilk başta? Polipler. Polip. Onlardan biraz bahsedelim. Sebeplerini, tedavi şeklini anlatalım. Evet. Polipler doğurganlık çağında ortaya çıkar daha çok. Menopoz sonrası dönemde de karşılaşıyoruz. Çoğunluğu iyi huyludur. Bazen bunun zemininde kaynaklanan kötü hastalıklar da, endometriyumla ilgili kötü hastalıklar da oluşabilir. Yerleşim yeri rahimin iç yüzeyinde ve rahim ağzına yakın yerlerde bulunabilir. Ultrasonografiyle ve muayene ile biz polipleri önemli oranda tanıyabiliyoruz. Ayrıca polipten şüphelendiğimizde muayene sırasında basit bir sıvı vererek rahim içerisine çok %99 oranında bu poliplerin teşhisini koyabiliyoruz. Tedavisi de poliplerin alınması. Rahim ağzında dış kısımda görünen bir polip varsa bunu zaten basit bir operasyonla çıkartabiliyoruz. Ama içerideki polipleri çıkarmak için son yıllarda özel ameliyat yöntemleri geliştirildi. Eskiden bu polipler körlemesine küretaj dediğimiz, yani herhangi bir şekilde gözle görmeden bu polipler küret dediğimiz bir takım aletlerle çıkartılmaya çalışılıyordu. Tabii bu poliplerin tamamının çıkartılmasına imkan sağlamayabilir, ama histereskopi dediğimiz rahim içerisine uygulanan bir takım görüntüleme sistemleriyle aynı zamanda bu poliplerin veya miyomların tamamını özel aletler yardımıyla, şurada gördüğümüz tarzda halkalar yardımıyla tamamını çıkartabiliriz. Tabii temel şey, burada çıkartılan materyal mutlaka patolojiye gönderiliyor. Altta yatan başka bir problem var mı? Hı hı. İleri bir tedavi gerektirecek bir durum var mı? Bunu biraz önce söylediğiniz gibi ilk başta polipler kanamalarla da ortaya çıkabilir. Başka belirtileri nelerdir? Kadın neyden rahatsızlık duyar da? Daha önce adet ağrısı olmayan kadında adetler ağrılı olmaya başlar, hı hı, polipte. Belli büyüklüğün üzerinde olduğu zaman, özellikle bir santimin üzerinde, kısırlıkla ilgili bir takım sorunlara yol açabilir. Hamile kalmasını zorlaştırır. Hı hı. Düşüklere yol açabilir. Genel olarak
adet ağrısı, bir santimden daha büyüklüğe ulaştığı zaman adetlerde ağrı başlar. Ama kanama daha önemli bir belirtisi. Kısırlık sorunu polip ortadan kalktığı zaman? Kaldığında tamamen ortadan kalkar. Polipe bağlı olan kısmı kalkar tabii. Peki miyomlara geçtiğimiz zaman, miyomların sebeplerine baktığımız zaman neler görüyoruz? Miyomlar da kadının rahim duvarından kaynaklanan iyi huylu olarak kabul ettiğimiz uğurlardır. Genellikle doğurganlık çağında oluşurlar ve östrojen hormonunun etkisiyle buradaki kas dokusunun büyümesi, lokal olarak büyümesi olarak kabul edebiliriz. Genellikle kadınların %15-20 kadarında, doğurganlık çağında kadınların %20 kadarında miyom vardır ama bunların çoğu sessizdir. Kendini yani birçok kadını muayene etsek tabii hiçbir bulguya yol açmaz, adet problemine yol açmaz, çocukla ilgili probleme yol açmaz, ağrıya yol açmaz. Özellikle küçük olanlar son derece sessizdirler. Biz kadını muayene sırasında hiçbir şikayet olmadan bize kontrol amaçlı gelen kadınların önemli bir kısmında miyom tespit ediyoruz. Bunların belli aralıklarla ultrasonografiyle takip edilmesi yeterlidir. Ama şayet kanama bozukluklarına yol açıyorsa miyom, aşırı adet kanamalarına, adet dışı kanamalara, ağrıya yol açıyorsa, alt karında idrar kesesine baskı yaparak alt karın şiddetli ağrılara yol açıyorsa, adet sırasında ağrı ve ilişki sırasında ağrıya yol açıyorsa, o zaman operasyon gerekmektedir. Miyomlara bağlı operasyonlar çok değişik şekillerde yapılmakta. İlaçla tedavisi mümkün değil, değil mi? Efendim şey şöyle, miyomların ilaçlarla kalıcı tedavisi mümkün değil. Şimdi genellikle kadınlarımız yumurtalıktaki kistlerle miyomları karıştırıyorlar. Basit kistler, yumurtalıktaki fonksiyonel kistler dediğimiz kistler ilaç ve takiple geçebiliyor. Fakat miyom kesinlikle ilaçlarla tamamen tedavi edilemez. Ama şöyle bir durum var. Bir kadın menopoza çok yakın bir dönemdeyse, önümüzdeki 6 ay 1 sene içerisinde menopoza girmesini öngörüyorsak yaptığımız tetkiklerde ve kadın ameliyat olmak istemiyorsa, ameliyatla ilgili bir takım kontraindikasyon dediğimiz çok ciddi sıkıntılar yaratacak durumları varsa, o zaman zaman kazandırmak için kadını yalancı menopoza soktuğumuz ilaçlar var. Tabii bunlar bir takım yan etkiler yapıyor. Bütün bu biraz önce bahsettiğim beyin, yumurtalık ve rahim arasındaki hormonal dengeyi tamamen bloke ediyor. Yok ediyor, o zaman östrojen hormonu üretilmiyor ve bu miyomlar bir miktar küçülebiliyor. Ama bu küçülme hiçbir zaman için kalıcı olmuyor. Yani bu ilacın etkisi bittiği zaman tekrar miyom eski büyüklüğüne ulaşıyor. Bu tedavi bazen çok çok aşırı büyük ve operasyonda ameliyat kesi bölgemizi daha küçük tutabilmek için geçici bir küçülmeye ihtiyaç duyduğumuzda da kullanıyoruz. Örneğin kadında 10 santimin üzerinde miyom var veya birkaç tane büyük miyom var. O zaman bu miyomu biz operasyon yapıncaya kadar 3B'yi birkaç santim küçültmek istersek bu tip tedavileri geçici olarak kullanıyoruz. 10 santimin üzerinde ne kadar büyük? Çok daha büyükleri olabiliyor. Yani 3-5 kilo ağırlığında miyomlar çıkarıyoruz tabii ki. Yani yani kişi hissediyor mu? Kişi bazıları farkına bile varmıyor. Yani ben göbeğe kadar uzanan büyük bir karnında yumurtalık tümörü taşıyan kadının sadece gaz şikayetiyle hekime başvurduğunu biliyorum tabii ki. Yavaş yavaş büyüdüğü için eğer kadın kendisiyle ilgili vücuduna dönük çok fazla ilgisi de yoksa onu sadece biraz kilo aldım, sadece gaz şikayetim var gibi olsun geçiştirebiliyor. Tabii kanama bozukluğu da yapmıyorsa, yani rahimin dışına doğru büyüyorsa kanama bozukluğu da yapmaz tabii. Dev bir miyom olarak size gelebilir hasta. İnanılmaz kötüymüş gerçekten. Burada tabii şunu anlıyoruz. Yani kontrollerin, rutin kontrollerin yine ne kadar etkili, önemli olduğunu da anlıyoruz bir yandan, değil mi? Tabii ki efendim. Yani biz doğurganlık döneminde ve menopoz sonrası dönemde kadınların yılda bir kez jinekolojik muayeneden geçmesini öneriyoruz. Bu muayenede meme muayenesi, beraberinde dış genital organların muayenesi, simir dediğimiz rahim ağzı kanseri oluşmadan önce hücre düzeyinde bize değerli bilgiler veren simir testini alıyoruz. Ayrıca ultrasonografi ile de rahimde, yumurtalıklarda oluşabilecek çok küçük değişiklikleri bile tespit edebiliyoruz.
Genellikle bizim insanımızda hekime giderken şöyle bir korku oluyor. Ya bir şey çıkarsa. Hı hı. Yani aslında amaç da varsa bir şeyin ortaya çıkması. Çünkü basit problemlerin tedavisi gerçekten çok kolay oluyor. Geçen 15 gün önce bir hasta örneği vereyim size. 44 yaşında bekar bir hasta. Birkaç yıldır düzensiz adet kanamaları var. 1,5 aydır süren kanama şikayetiyle artık iyice vücudundaki kanın yarısı boşalmış olarak başvurdu bize. Bir hekim arkadaş göndermişti. Gerekli incelemeleri yaptık ve rahim kanseri tespit ettik kadında. Ameliyat için incelemelerimizi yaparken aynı zamanda yumurtalıklarında da, sol yumurtalığında da bir tümör tespit ettik. Ve operasyona hazırladık. Operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi verdik hastamıza. Yaptığımız ameliyatın sonucunda kadın bu ameliyatla tamamen normal sağlığına dönüştü. Her iki yumurtalığında da yeni başlangıçlı bir tümör vardı. Onu ayrı bir tümör. Rahim içerisinde erken başlangıçlı bir rahim kanseri vardı. Usulüne uygun ameliyat ettik ve ne radyoterapi ne de kemoterapi almasına gerek olmadan bu kadın takiple hayatını sürdürebilecek, hiçbir tedaviye gerek olmadan. Yani şunu söylemek istiyorum. Kanama bozukluklarını eğer ciddiye alırsak, hemen hekime başvurursak, problemler çok çok başlangıç döneminde fark edilir ve o zaman tedavi gerçekten yüz güldürücü oluyor. Hı hı. Kişinin hayatına mal olmayan, çok çok büyük tedaviler gerektirmeyen. Tabii ki, tabii ki. Hattımızda evet. Bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Evet, sesimiz duyulmuyor zannedersem. Birazdan tekrar dönelim. Tamam, öyle yapalım çünkü izleyicimiz hattımızdan düşmüş. Soruları olacaktı. Şimdi miyomlarda biraz önce söylediğiniz erken... Pardon, miyomların lafınızı kestim. Miyomların tedavisini çok anlatamadık galiba. Tedavisini sormuştunuz. Bir de şunu da sormak istiyorum hemen ek bilgi olarak da. Miyomların biz erken tanıda kaçırırsak... En kötü deni, çünkü olumlu gibi geldi bana, iyi huylu dediniz. Bazen herkes de oluyor dediniz. Çok evet. Olumsuz bir durum yok. Miyomların olumsuz sonuçları ne olumsuz oluyor? Olumsuz sonuçları da var tabii. Yani takip sırasında bir miyom çok hızlı büyürse, hı-hı, birkaç ay içerisinde iki katına veya daha fazla büyüklüğe ulaşırsa, o zaman altta daha kötü bir problem olabilir. Yani miyomların başlangıcı da veya ileriki seyirleri sırasında kötü hastalığa çok çok düşük de olsa dönüşme potansiyelleri var. Yani tamamen yıllar boyunca hiçbir şey olmadan seyreder diye bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama genel olarak gördüğümüz tablo bu daha çok iyi huylu. Eğer miyom çok hızlı büyüyorsa bir kere mutlaka erkenden ameliyat etmek lazım. Ve ameliyat sırasında patoloji yapmak lazım ki o sırada operasyonun büyüklüğüne karar veriyoruz biz. Miyomların tedavisinde daha çok hastanın yaşı ve beklentilerine göre tedaviler değişiyor. Ve yine lokalizasyonuna göre dediğimiz, yani miyomun rahimdeki yerleşim yerine göre tedaviler değişiyor. Rahimin içerisine doğru büyümüş bir miyom, 4 santime kadar bir miyomu biz yine buradan karından kesmeden... Bu şu an gördüğümüz fotoğrafta... 4 tane miyom var değil mi? Bir yukarı doğru bir büyüyen. Evet, evet. Bir rahim ağzına yakın. Bir tane rahimin yan duvarında. Bir tane de rahimin iç duvarına doğru hafifçe büyümüş miyom var. Değişik lokalizasyonlarda. Şöyle bir miyomu laparoskopik olarak da kapalı yöntemle rahatlıkla çıkartabiliriz. Hı hı. Karnı kesmeden bu miyomlar çıkartılıp vücut dışına. Peki miyomda çok uzun süre kontrol ettiniz ve herhangi bir şey yok. Büyüme yok. Söz konusu değil. O zaman operasyon yapıyor musunuz yine de? Yok, hayır. Sessiz kalıyorsa, büyüklükleriyle ilgili bası semptomları yoksa, kadında ağrı yoksa, cinsel ilişkide ağrı yoksa, kanama bozukluğu yoksa, sessiz seyrediyorsa miyomlarla ilgili bir operasyon gerekmez. Arife Hanım hattımızda. Alo. Alo. Arife Hanım merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya ben de şimdi tesadüfen açtım da sizi izlerken aynı şikayetler benim de var. Kanamalarım çok. Ve fındık büyüklüğünde bir miyomum var. Ama ağrılarım çok aşırı şekilde ağrılarım var.
Sanki çok affedersin popom ve rahimim dışarı çıkacakmış gibi. Kızlarım da aynı benim gibi.